Bugünkü konumuz 5. Henry. Geçen derste 4. Henry'de kalmıştık. Bu derste 5. Henry ile devam edelim. Sonra işte 3. Lothar ve 3. Konrad döneminden de bahsedip Frederick Barbarossa dönemine kadar gelmeyi planlıyorum. Şimdi 5. Henry döneminde imparatorlukta barışın yeniden sağlandığını görüyoruz biz. 5. Henry savaşlarda genellikle başarılı olmuştur ama papalıkla babası döneminde başlayan yaşanan atama anlaşmazlığı onun döneminde de devam etmiştir. Henry 1110 tarihinde Roma'ya gitmiş ve burada dönemin papası 2. Paskal onunla bir anlaşma yapmıştır. Sutri anlaşması. Ama bu anlaşma gelin görün ki din adamları tarafından kabul edilmemiştir. Çünkü bu anlaşmaya göre imparator atamalara karışmayacak, yani dini atamalara karışmayacak ama kilise Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki mülklerini krala devredecek ve artık mülk edinemeyecektir. Dolayısıyla bunu duyunca din adamları bu anlaşmayı kabul etmemişlerdir. Ve bunun üzerine biz 5. Henry'nin hiç alışık olmadığımız bir şey yaptığını görüyoruz. Papayı ve kardinalleri hapsetmiştir. Kısa süreli bir hapistir bu ama alışkın olduğumuz bir şey değildir. Yani Papa'nın hapsedilmesi durumu. Ve tabii sonra Papa'yı çıkarmış ve Papa Nisan 1111'de onu imparator olarak taçlandırmıştır. Atama tartışmasında da Henry'nin şartlarını kabul etmiştir. Bir de Henry'yi sonrasında aforoz etmeyeceğine dair de yemin etmiştir Papa. Ama gelin görün ki Henry topraklarına geri döndüğünde Papa bu anlaşmayı bozmuştur. Onun yanındaki, etrafındaki din adamları bu anlaşmayı kabul etmemesi gerektiği konusunda Papa'yı ikna etmişlerdir. Ve o da anlaşmayı bozarak 5. Henry'yi aforoz etmiştir. Bu arada ardılı olacak, yani 5. Henry'nin ardılı olacak 3. Lothar'ın da içinde bulunduğu prensler grubu çeşitli çatışmalar çıkarmaya başlamıştır ve Henry görmüştür ki tekrar kendi ülkesinde hakimiyetini sağlaması çok daha önemli. Yani tekrar İtalya'yı istila etse de artık imparatorluğun bağımsızlaşan bir parçası olacak İtalya ve biz görüyoruz ki artık İtalya'da yeterince otorite sahibi olamayacak imparatorlar. Henry İsa Mesih'in temsilcisini hapsettiği için, çünkü Papa biliyorsunuz Hz. İsa'nın temsilcisi, onu hapsettiği için çok büyük tepki toplamıştır ve hatta 1112'de Burgundya'da bir kilise meclisi toplanıyor ve burada aforoz edilmiştir. Buraya, bu meclise başkanlık eden kişi geleceğin papası olacak kişidir. O dönemde Viyana Başpiskoposu Guido'dur. Ama daha sonra ikinci Kalikstus olarak Papa ilan edilecek. Ve hatta o dönemde bu karar çıkınca Papa'yı da onaylamaya çağırmışlardır ama Papa bu kararı onaylamamıştır. Şimdi 1111 yılı bu nedenle Henry için bir dönüm noktası kabul edilir. Çünkü hem kiliseyle hem de soylularla arası bozulmuştur. Ve biz bu ortamda daha kötü şeyler yaptığını da görüyoruz. Mesela çok başına buyruk davranmaya başladı. Diğerlerinden onay almadan, kimseye danışmadan. Ve bu durumdayken pek çok din adamı, psikopos da ondan uzaklaşmaya başlamıştır. 1109'da Mainz başpiskoposu olan Adalbert, 1. İtalya seferinde imparatora eşlik etmişti. Yani araları iyiydi imparatorla. Ve Mainz Kilisesi'nin mülkleri ile imparatorluk mülklerini ayırma konusunda ne yazık ki anlaşamıyorlar. Zaten biliyorsunuz Orta Çağ, özellikle incelediğimiz Yüksek Orta Çağ döneminde en büyük problem din adamları ve dünyevi yöneticiler arasındaki en büyük problem bu mülkleri kimler yönetecek? Bu din adamlarını kimler atayacak, kimler onaylayacak meselesidir. İşte burada da bunun bir yansımasını görüyoruz. Anlaşamıyorlar ve imparator onu 3 yılı aşkın bir süre hapsediyor. Ve tabii serbest kalıyor Adalbert ama serbest kaldıktan sonra da biz
imparatora, 5. Henry'e düşman olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi bundan önceki dönemde, özellikle Ottolar döneminde anlattığım gibi sorunlar hep barışçıl yönlerde çözülüyordu. O şekilde bir çözüme ulaşılıyordu. Ama bu sal kökenli imparatorlar döneminde ise biz görüyoruz ki bir cezalandırma usulü kullanıla gelmiştir. Şimdi 5. Henry 1114'te İngiltere Kralı 1. Henry'nin kızı Matilda ile evleniyor. Ama çocukları olmuyor bu çiftin. 1115'e geldiğimizde Saksonya'da çıkan bir isyanla karşılaşıyoruz. Ve Henry, 5. Henry bu isyanı bastırmakta başarısız oluyor ve Saksonya bölgesinin bağımsızlığını kazandığını görüyoruz. Yine 5. Henry bu dönemde İtalya'da hak iddia edebilmek için Toskana düşesi yine Matilda ile bir anlaşmaya varıyor, bir sözleşme imzalıyor. Nedir bu sözleşme, ne getiriyor? Matilda'nın ölmesi durumunda mirasının Henry'e kaldığını yazan bir sözleşme bu. Aslında şunu da söylemek isterim ki tarihçilerin bir kısmı böyle bir sözleşmenin olmadığını da düşünüyorlar. Bir kısmı var diyor, bir kısmı yok diyor. Şimdi Matilda 1115'te ölmüştür ve Henry tabii hemen miras almak için 1116'da İtalya'ya gitmiş ve o dönemde kimse ona da muhalefet etmemiş ve sorunsuz bir şekilde tüm mirası ele geçirmiştir. Bu dönemde işte Papa II. Paskal'ın 1118'de öldüğünü görüyoruz ve onun ölümünden sonra 2. Gelasius Papa seçiliyor. Ama Henry kendi adayının Papa olmasını istiyor. Kendi adayı da 8. Gregorius'tur. Onun papa olmasını istiyordu. Yani hala papalığa müdahale ediyor, dikkat ederseniz. Ve sonunda Gelasius Henry tarafından Roma'dan iki kez sürgün edilmiştir. Ve 1119'da da çekildiği Cluny Manastırı'nda ölmüştür. Roma'da şimdi 8. Gregorius var. Henry tarafından seçilmiş papa. Bu 8. Gregorius 1118'de ve 1121 yılları arasında görevde bulunuyor. Ama bu süreç içerisinde 1119'da Gelasius ölünce Viyen'de 9 kardinalin katılımıyla bir seçim gerçekleştiriliyor ve onun yerine 2. Kalikstus Papa seçiliyor. Az önce söylediğim gibi konsilde başkanlık yapan kişi, Henry'yi aforoz eden konsilde başkanlık yapan kişi Papa seçiliyor. Ve tabii neden 9 kardinal, onu da söyleyeyim. Çünkü diğer kardinaller Roma'da. Şimdi yeni Papa gelince seçildi yani de ve Roma'ya geliyor. Roma'ya gelince halk onu böyle sevinç gösterileri içinde karşılamıştır. Peki Roma'da da bir papa vardı Henry'nin buraya seçtiği 8. Gregorius. Ona ne oldu diyecek olursanız, o yakalanmıştır. Yani bulunduğu yer kuşatılmıştır ve yakalanmıştır. Hapsedilmiştir. Ve 1137'de de Salerno'da bir Benediktin manastırında hapis hayatı yaşarken ölmüştür. Şimdi 1118'e geldiğimizde biz Henry'nin aniden ülkesine geri döndüğünü görüyoruz. Çünkü burada her zamanki gibi soylular sorun çıkartmaya başlamıştır. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğim ama Henry bu sorunu hallediyor ve bu soylularla, prenslerle bir barış gerçekleştiriyor. Ama bu papa ile olan anlaşmazlıktan artık çok sıkılan bu prensler. Çünkü sürekli anlaşma yapılıyor, bozuluyor. Sürekli bir aforoz durumu var. Bir türlü bir mutabakat sağlanamıyor papayla imparator arasında ve prensler artık bundan çok bunalmış durumdalar. Yani yerel, soylu, zengin yöneticiler bundan çok rahatsız oluyorlar. Ve 1121'de bir meclis topluyorlar Würzburg'da. Bu mecliste imparatorla papayı anlaşmaya zorluyorlar. Ve Henry 23 Eylül 1122'de papayla Worms Konkordatosunu yapıyor. Bu konkordato kelimesinin de ilk kez bu anlaşmayla literatüre girdiği söylenir. Dünyevi lider ve dini lider arasında yapılmış bir anlaşmanın tanımlaması olarak. İmparator İtalya ve Burgonya'daki dini atamalara müdahale hakkını kaybediyor bu anlaşmayla. Seçimler ise yine imparatorun ya da imparatorun vekilinin huzurunda yapılacak. Yani bunda bir şeylik yok ama
seçimle müdahale edemeyecekler. Tabii ne kadar müdahale edemeyecekleri tartışılır. Çünkü sonuç itibariyle onların gözetiminde yapılıyorsa müdahale ettiklerini, dolaylı da olsa müdahale ettiklerini düşünmemiz çok mantıklı. Ama anlaşma bunu getiriyor. Kilise mensupları artık böyle şey yüzük gibi, asa gibi dini sembolleri Papa'dan alacaklar. Sadece sembolik olarak bir yemin edecekler. Dünyevi otoriteye bağlılıklarını gösteren bir yemin edecekler. Eğer bu anlaşmalarda herhangi bir anlaşmazlık, atamalarda herhangi bir anlaşmazlık olursa da son sözü söyleyecek kişi Papa olacak. Ve bu tarihten sonra yani 1122'den sonra biz görüyoruz ki artık Papaların imparatorlar karşısındaki gücü kademeli olarak yavaş yavaş artmaya başlayacaktır. Şimdi Fransa ve İngiltere arasında bu dönemde Normandiya toprakları hakkında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Ve bu dönemde Henry'nin az önce söylediğim gibi kayınpederi İngiltere kralıdır. Henry'den yardım istemiştir. Ve 1124'te biz Fransa'ya bir sefer düzenlediğini görüyoruz 5. Henry'nin. Ama yine de bu sefer de başarısız olmuştu. Yani 6. Louis vardı bu dönemde Fransa'nın başında ve topyekün bir direniş gösterdiğini görüyoruz. Tüm ordunun halkın da desteğiyle ve başarısız olmuştur Henry bu saldırısında. 5. Henry'nin ölümü 23 Mayıs 1125. Ve çocuğu yok dediğim gibi. Çocuğu olmadığı için de mirasını yeğenine bırakmış. 5. Henry'nin ölmesiyle birlikte Sal kökenli imparatorlar dönemi de artık sona ermiştir. Ve artık tahta geçecek olan kişi veraset sistemiyle değil yani miras bırakılmış bir tahtı ele geçirmeyecek. Artık bu zengin soylu prenslerin seçimiyle başa geçecektir. Peki karısına ne oldu? Karısı Matilda da imparatorluk nişanını Mainz başpiskoposuna verip Eylül 1126'da kendi topraklarına İngiltere'ye geri dönmüştür. Şimdi 5. Henry dönem kaynaklarında da sonra yazılan kaynaklarda da pek iyi anılmaz. Çünkü bir papayı hapsetmiştir. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisini hapsetmiştir. Dolayısıyla iyi bir ünü yoktur. Hatta çocuksuz olmasını da bunu yaptığının bir cezası olarak nitelendirenler de çoktur. Peki şimdi 5. Henry öldüğünde nasıl bir ortam vardı? 3. Lothar konusuna geçmeden önce. Şimdi 5. Henry öldüğünde bir kere Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu artık Avrupa'nın en etkili siyasi gücü değildir. Burada bu dönemde biz iki hanedan arasında uzun süreli hakimiyet mücadelelerinin başladığını görüyoruz artık. Bu mücadeleleri işte Frederick Barbarossa bitirecek. Peki bunlar hangi hanedanlar? Baviera kökenli, Welf hanedanlı ve Swabia kökenli Hohenstaufen hanedanları arasında bir mücadele olacak. İşte kimi zaman o başa geçecek, kimi zaman diğeri. Ama bu uzun süreli bir mücadele olacaktır. Dediğim gibi bunu bitiren de Frederick Barbarossa olacaktır. Yine bu dönemde Normanlar İngiltere ve Sicilya'da büyük fetihler gerçekleştirmiş ve bu bölgelere yerleşmişlerdir artık. Fransa'da her ne kadar kral ve soylular arasında bir çekişme yaşanmış olsa da biz görüyoruz ki bir tehlike anında bu iki unsur da bir araya gelmiş ve Fransa gücünü göstermiştir bu dönemde. Yine papalık yaptığı karşı davranışlarla imparatorluğun gücünü ve prestijini de azaltmıştır. Yani şöyle düşünün. 1095'te Papa Urbanus Haçlı Seferi çağrısı yapıyor ve bu Haçlı Seferi çağrısını yaparken dönemin imparatoru 4. Henry İtalya'nın bir köşesinde sıkışmış durumda. Yani geçen dersten hatırlayacak olursanız yani böyle papalığın gücünü arttırdığı ve dünyevi otoritenin gücünün azaldığı bir dönemdir bu dönem. Ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu her ne kadar bazı liderleri, yani katılan liderlerden bazıları imparatorun vassalı olsa da, mesela Bulyonlu, Godfrey gibi, birinci Haçlı Seferi'nden yararlanamamıştır. Malumunuz başarıya ulaşan
tek sefer birinci Haçlı Seferi'dir. Ama bunun kazanımlarından da yararlanamamıştır çünkü içteki sorunları halledememiştir. Onlarla mücadelesi devam etmektedir. Ve bundan sonraki süreçte Saksonlar gibi kendi örf ve adetlerine bağlı kalan halklar daha da etkili olmaya başlayacaklardır yönetimde. Şimdi 5. Henry bir hükümdar olarak belki başarılıydı. Hatta babasına karşı prenslerle ittifak yaparak ve kilisenin savunucusu olduğunu söyleyerek tahtı ele geçirmişti. Kiliseyle de iyi geçinmişti ama kiliseye istediklerini yaptıramadı. Ve Worms Konkordatosu az önce anlattığım gibi aslında kralın bir başarısı değildir. Prenslerin başarısıdır. Çünkü onlar bu anlaşmayı yapması için kralı teşvik etmişler, zorlamışlardır. Ve bu kilise ile kral arasındaki anlaşmazlığa müdahale ederek olayı onlar çözmüşlerdir. Yani dolayısıyla bu konkordato onlar için bir zafer demektir. Ve bu tarihten sonra artık bu yerel prensler de daha güçlü hale geleceklerdir. Yani hem onlar güçlü olacak hem papalık daha güçlü olacaktır imparatorluğun karşısında. Şimdi 5. Henry öldükten sonra hakimiyeti ele geçiren hanedan az önce söylediğim gibi Hohenstaufen Hanedanı ve bir yüzyıl boyunca papalıkla ve Saksonlarla mücadele etmiştir. Lombard şehirlerinin bağımsız olmasına engel olmaya çalışmıştır. Ve ülke içerisinde de hanedan mücadeleleriyle mecburen meşgul olmak zorunda kalmıştır. Dediğim gibi bu tarihten sonra artık imparator olacak kişi önce soyluların ve bölgedeki psikoposların desteğini kazanacak. Sonra Cermen kralı seçilecek. Sonra en sonunda artık Papa tarafından imparator olarak taçlanacaktır. Sistem böyle işleyecek buradan sonra. Şimdi 3. Lothar dönemine bakacak olursak 1133 ile 37 arası. Buraya kadar dediğimiz gibi seçim işte varis atamayla oluyordu. Bazen buna seçimde yani adetlerini bulsun diye yapılan bir oylama da eşlik edebiliyordu. Genellikle de büyük oğul veliaht oluyordu ve taçlandırılıyordu. Ama 3. Lothar prenslerin seçimiyle başa gelmiştir. Şimdi 5. Henry varissiz ölüyor ve soylular ve kilise 1125'te işte Sal Hanedanı'nın da düşmanı olan papalık taraftarı Saksonya Dükü 3. Lothar'ı imparator olarak seçiyorlar. Ve bu kişiyi Papa 2. Honorius da desteklemiştir bu dönemde. Aachen'da taçlandırılıyor ve böylece Sal Hanedanı da tahttan tamamen çekilmiş oluyor. Şimdi 3. Lothar iyi bir evlilik yapmış. Çünkü bu evlilik neticesinde biz Kuzey Almanya topraklarının ya da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kuzey bölgesinin en zengin prensi ve Saksonya'daki de en soylu kişi haline geldiğini görüyoruz. Şimdi babası 4. Henry'e karşı isyan eden oğlu 5. Henry'i destekleyen ve destekleyen bir kişi. 5. Henry de onu 1106 yılında Saksonya dükü ilan etmişti. Ama 5. Henry ile arası iyi olmasına rağmen başına buyruk davrandığı için çok 5. Henry ile arasının açıldığını görüyoruz. Hatta ona karşı pek çok isyana da katılmıştır. Hatta 1115'te imparatorun ordusunu da yenmiştir 3. Lothar. Yani başarılı bir siyaset izlemiş 5. Henry'e karşı başarılı olmuştur. 3. Lothar'ın yönetiminin çoğunluğu Svevia Dükü, 2. Frederick ve onun kardeşi olan 3. Konrad ile mücadele etmekle geçmiştir. Bu kardeşler Frankonya ve Bavyera düklükleri tarafından desteklenen kardeşlerdir. Zaten mensup oldukları hanedan yani Welf hanedan da Bavyera kökenli bir hanedandır. Şimdi 3. Lothar seçildi ama imparator olarak. Onun seçilmesini kabul etmeyen bazı prensler de vardı. Ve onlar 1128'de işte bu az önce bahsettiğim 3. Konrad'ı karşı kral olarak seçiyorlar. Nürnberg'da karşı kral olarak seçiyorlar.
Şimdi diyebilirsiniz ki neden 3. Konrad da neden onun abisi olan 2. Frederick değil kral olarak seçilen kişi? Yani bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Ama çeşitli tahminler var. Mesela 1125'te yapılan seçimleri kaybetmişti 2. Frederick ve daha sonra da 3. Lothar'ın hakimiyetini de kabul etmişti. Yani bu belki bir sebep olabilir. Ya da bazı yerlerde 2. Frederick'in bir gözünü bu mücadelelerde kaybettiği yazmakta. Dolayısıyla bir uzvundan eksikti. Ve Orta Çağ'da kral seçilecek kişilerde tüm uzuvların tam olması aranan bir özellikti. Belki bu da eğer doğruysa gerçekten gözünü kaybetmişse bu da belki kral olarak onun yerine kardeşinin tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi olabilir. Şimdi 1127'ye geldiğimizde kızını Baviera düküyle evlendirmiştir. Ve bu kişi, ki bu kişi gururlu Henry, bu kişi Swabia ve Sakson topraklarında aşırı zengin olan bir kişidir. Baviera'nın çoğunu yönetmektedir. Tabii kral adına yönetiyor ama Baviera'nın çoğunu da yönetmektedir. Ve bu dükün, işte bu gururlu Henry'nin kız kardeşi ise ikinci Frederick'le evlidir. Yani aslında 3. Lothar kızının evliliği sayesinde dolaylı da olsa aslında düşmanlarıyla da akrabalık kurmuştur. Tabii bu evlilikler Orta Çağ Avrupa'sında biraz sıklıkla yapılır. Çünkü ölümler çok sık olur. Bu 3. Lothar'ın kızının ikinci evliliği ise bu 3. Konrad'ın üvey kardeşiyle 1142 yılında gerçekleşiyor. Tabii bu evlilik aslında bir formalite evliliktir. Yani şöyle bir uzlaşı evliliğidir. Çünkü iki tarafı da bu iki hanedanı da uzlaştırmak isteyenler bu evliliği organize etmişlerdir. Peki bu 3. Lothar imparator seçilmişken Konrad'ı da onu kabul etmeyen prensler seçmişken bu iki kral nasıl oldu bir arada diyebilirsiniz. Konrad 1135'e kadar bu unvanını kullanmaya devam ediyor 3. Konrad. 1129'da şöyle bir gelişme oluyor. Onu destekleyen iki önemli şehir 3. Lothar'ın eline geçiyor işte. Ve bu şehirleri kaybedince, Speyer'dı bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Bu şehirleri kaybedince 3. Konrad. Biz daha sonra 1135'te hem 3. Konrad'ın hem de abisi 2. Frederick'in 3. Lothar'ın imparatorluğunu kabul ettiğini görüyoruz. Hem kabul etmişler hem de imparator tarafından da affedilmişlerdir. Onu da söyleyeyim. İmparator diyorum çünkü bu döneme kadar 3. Lothar İmparator ilan edilmiş olacak. Şimdi o süreçten biraz bahsedeyim. Şimdi 2. Honorius öldükten sonra 1130'da iki rakip papalık adayı ortaya çıktı. Papa adayı. 2. Innocent ve 2. Analectus. Bunlar 3. Lothar'dan yardım istemişlerdir. Ama 3. Lothar hangisine yardım edeceğine şöyle karar vermiş. Dönemin Magdeburg psikoposunun etkisinde kalarak Innocent'i desteklediğini görüyoruz. Ve hatta Innocent bizzat da onun yanına gelmiştir. Sarayına da gelmiştir ve birlikte Innocent'le birlikte işte ordusuyla da birlikte 1332'de İtalya'ya girmişlerdir. Tabii Roma şehrinin bir kısmı diğer papanın elindedir. Ve ayrıca Sicilya kralı da kralı olan 2. Roger bu dönemde onu desteklemektedir ama Innocent papa olarak ilan edilmiş ve 1333 yılında da 3. Lothar'ı imparator olarak ilan etmiştir. 1136'ya geldiğimizde Sicilya Kralı 2. Roger'a karşı Papa Innocent yardım istiyor ve 3. Lothar yardım için İtalya'ya gidiyor. Hatta bu dönemde Sicilya'yı istila ediyor. Ama bu sefer dönüşünde 1137 yılında yolda ölmüştür. 3. Lothar'ın yönetimine baktığımızda bu Kutsal Roma Cermen otoritesini ya da Alman otoritesini genişlettiğini görüyoruz. Hristiyanlığın doğuya yayılmasına yardım ettiğini görüyoruz. Evet, çeşitli stratejiler izleyerek başarı sağlamıştır. Mesela evlilik ilişkileri kurmuştur, az önce de anlattığım gibi. Ya da psikoposlardan yardım almıştır. Düklerle iyi ilişkiler kurmuştur ve bu sayede etkisini geniş bir alana yaymayı başarmıştır.
Aynı zamanda yönetim kademesine getirdiği kişiler de mesela akrabalardır. Akrabalarını getirmeye çalışmış. Yukarı Lotaringia düklüğüne mesela üvey kardeşi Simon'u getirmiştir. Damat da zaten güçlü Bavyera düküydü. Az önce söylediğim gibi. Ve karısından dolayı da Saksonya'yı da alıp çok güçlenir diye bu 3. Lothar öldüğünde onun yerine bu damadının değil de İmparatorluk taraftarı olan 3. Konrad'ın seçildiğini görüyoruz 1138 yılında. Yalnız tabii aralarında bir mücadele olduğunu düşünebilirsiniz normal olarak. Evet ufak çaplı da olsa bir mücadele olmuştur ama 3. Konrad'ın şansı şudur ki bu damat Henry bir yıl sonra 1139'da ölmüştür. Bu dersin son konusu olarak 3. Konrad'dan bahsedeyim. Üçüncü Lothar'ın damadının işte bu güçlenmesinden korkan soylular ve ruhban sınıf dediğim gibi Üçüncü Konrad'ı imparator olarak seçmişlerdir. Konrad da bu damadın elinden hem Bavyera'yı almıştır hem de Saksonya'yı almış ve başkasına vermiştir. İşte bunun üzerine kısa süreli bir iç savaş çıkmış ve bu savaş damat Henry ölünce onun kardeşi ve Saksonlar tarafından devam ettirilmiştir. Saksonlar Henry'nin oğlu Aslan Henry'yi desteklemektedirler. Her ne kadar 1139'da ölse de onun yerine oğlu Aslan Henry geçsin istiyorlardı. Ve bu Aslan Henry Sicilya Kralı 2. Roger'dan da destek görüyordu. Görüyorsunuz bu dönemde Sicilya Krallığı imparatorun karşısında kim varsa onu destekler durumdadır. Mayıs 1142'de kısa süreli bir anlaşma yapılıyor ve Aslan Henry'nin Saksonya düklüğü onaylanıyor. Annesi de Bavyera düküyle evleniyor. Yani bu ne demek oluyor? Aslan Henry şu anda Saksonya dükü ama geleceğin de Bavyera dükü olacak. Çünkü üvey babası Bavyera dükü. Dolayısıyla ileride bu unvanı da edinecek demek oluyor. Zaten annesi de 1143'te ölüyor bir yıl sonra ve Aslan Henry bu dönemde hemen bir çıkışta bulunuyor ve üvey babasının bu Bavyera düklüğünü tanımadığını ilan ediyor. Bu aralarındaki bu anlaşmazlığın biz ikinci Haç Seferi'ne kadar sürüp gittiğini görüyoruz. Yani Aslan Henry bu iki düklüğünde kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor bu dönemde. 1146'ya geldiğimizde biz 3. Konrad'ın şu anki liderimiz olan 3. Konrad'ın Clairvaux başrahibi Bernard, onun teşvikiyle 2. Haç Seferi'ne katıldığını görüyoruz. Zaten 2. Haç Seferi'nin oluşumunda bu din adamının etkisi çok büyüktür. Organize edilmesinde çok büyüktür. 1146'da gidiyor ve 1149'da geri dönüyor. Ama döndüğünde de bu sorun çözüme ulaşmış değil. Yani hatta şunu söyleyebilirim size. 3. Konrad 1152'de öldüğünde dahi bu sorun çözülememişti. Şimdi Konrad peki ne zaman imparator olarak taşlandırıldı derseniz hiçbir zaman cevabını veririm. Çünkü Konrad Papa tarafından hiçbir zaman taçlandırılmamıştır. Yani Kutsal Roma İmparatoru olarak hiçbir zaman onaylanmamıştır. Genel olarak da başarılı bir lider olarak kabul edilmez. Çünkü yerel düklerin gücünü kırmaya çalışmış ama başarılı olamadığı gibi bir de onların düşmanlığını da kazanmıştır ve 1152'de öldüğünde de onun yerine yeğeni 1. Frederick, bizim Frederick Barbarossa olarak bildiğimiz 1. Frederick geçmiştir. Bu 3. Lothar ve 3. Konrad arasındaki mücadelelerde biz görüyoruz ki bu mücadelelerin en büyük sonucu belki de İtalya'da hakimiyet kurulmasına engel olmalarıdır. Birbirleriyle mücadele ederken oradaki hakimiyeti ne yazık ki kuramamışlar. Ve diyebiliriz ki neredeyse buradaki şehir devletleri tamamen özerk hale gelmişlerdir. Bir dahaki dersimizde Frederick Barbarossa ile devam edeceğiz.